Herkese merhaba arkadaşlar. Bütün Kore malzemelerinin olduğu ve bin bir çeşit balığın olduğu, sushi malzemelerinin olduğu markete geldik. Hadi bakalım. Böyle küçük çok tatlı sushi tabakları var dayla birlikte, her şeyle birlikte. Çok tatlı chopstickler var şurada. Çok hoş bir paket. Bu marketlerde en güzel olan şey meyvelerin böyle sandık sandık satılması. Mesela mango bir kasa içinde 9 tane var. Fiyatı 20 dolar. Hurma benim en sevdiğim şey. Bir kasa gene 13 dolar. Paket paket yapmışlar. Mantarlar şöyle paketli halde koyulmuş. Alıp gitmeye hazır ve her tür çeşidiyle birlikte. Küçük mantarlar. Şunlar çok hoş. Böyle değişik içeceklere bayılıyorum arkadaşlar. Coconut süt içeceği. Mesela bunu denemiştim, bu hoşuma gitmişti. Ama bu ilk defa görüyorum, muzlu, kokonatlı, sütlü içecek. Çok hoş görünüyor. Denemek lazım. Şişesi 2 dolarmış. Şurada bakın neler var. Arkadaşlar bunları alıp ne yapıyorlar bilmiyorum ama tavuk bacağı gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Sushi severler buraya gelsin çünkü bin bir çeşit yosun var burada. Kuru yosunlar. Şöyle yaprak yaprak. 20'li paket halinde. 16 diye değişiyor. Fiyatları da çok uygun. Yine sushi yapmak için şöyle sirkeler var. Yaprağın üstüne sürdüğümüz. Ve tam şurada yine büyük büyük yosun yaprakları var. Hiç istemediğiniz kadar. Balık çeşitleri çok geniş burada. Şöyle göstereceğim. İlgimi çekti. Kuru hamsiler var, böyle koli koli satılıyor. Küçük, minnacık, orta boy halleriyle birlikte. Kuru balık reyonları var. Birçok yere göre shrimp, karides ve bin bir çeşidi ıstakoz çeşitleri burada çok uygun arkadaşlar. Birçok yere gittim. Ama burası en uygun yer yani. Dondurulmuş halde de var, canlısı da var. Midyenin bin bir çeşidi var burada. Arkadaşlar ıstakoz ve benzeri şeyleri şöyle canlı canlı satın alıp getirebiliyorsunuz böyle. Korkunç görünüyorlar. Tarafta da farklı çeşitleri var. Büyük ve küçük olarak ikiye ayırmışlar. Bu markette şunu seviyorum. Bin bir çeşit içecekleri var ve ben de çok kokteyl yaptığım için kokonat suyunun farklı farklı çeşitleri var burada. Böyle göstereyim. Şu marka burada çok ünlü arkadaşlar. Boya diye. Konserve ürünleri gerçekten çok güzel. Açıp direkt bir salata yapabilirsiniz. Bin bir çeşit şey var. Farklı bin bir çeşit noodle çeşidi var arkadaşlar. Farklı farklı size'larda. Böyle farklı farklı şişe üretimleri yapmayı ben de buna bayılıyorum. Şişe tasarımı çok hoş. Kokteyllerde kullanmak için bir iki tane alacağım. Çok değişik paketlenmiş pirinç topları var arkadaşlar. Her şeyi pirinçten yapmaya bayılıyorlar zaten. Şöyle hiç denemediğim farklı farklı ürünleri var. Kutuları çok hoş. Ama tabii tatlarına baktığınız zaman pek sizi mutlu edeceğini zannetmiyorum. Birkaç tane denemiştim çünkü.
farklı pirinç topları var. Susamlısı var. Ama tatları hoş değil arkadaşlar. Bizim damak tadımıza uymuyor. Sadece renkleri çok hoş. Ne göstereyim? 1001 çeşit ve sebzeli acı soslu noodle'ları var. Spagettinin arkadaşlar 1001 çeşidi var burada. Minik minik içecekler var. Sen hiç denemedim çünkü genelde içecekleri çok da hoş olmuyor. Sadece şişeleri çok hoş. Şöyle kasa kasa içeceği satıyorlar. Şöyle büyük büyük greyfurtlar var. Aşırı güzel. Çok tatlı. Yaklaşık 1 kilo. Eskiden şöyle küçük jeliler satılırdı. Onları şöyle büyük tasarımda bir kavanoza koymuşlar. Çok hoş olmuş. Mısır patlağı, pirinç patlağı şöyle çok büyük şekilde satılıyor. Yarım çuval gibi. Çay severler varsa Koreliler çok güzel çay çeşidi yapıyor. Özellikle yeşil çay sevenlerin 1001 çeşidi var burada. Kafeinsiz çay da çok üretiliyor. Değişik içecekler var. Arkadaşlar Türkiye'de çoğu markette bulamayacağınız havyar var burada. Ve fiyatı da çok da pahalı değil. 13 dolar. Farklı farklı büyüklükte. Domuz genelde insanlar kahvaltıda şöyle dilimlenmiş şekilde yiyor. Domuzun dilimlenmiş hali paket paket satılıyor burada. Farklı bölgeleri. Ve pirinç tabii ki çuval çuval satılıyor burada. Kasaya şimdi ödemeye gidiyoruz.